mikrofon sende. Şöyle söyleyeyim, dün akşam gece saat 11 ile 12 arası eğer Adanaspor yani burada program yapıyor olsaydık gerçekten çok farklı ve anında gelişmeleri aktarmış olabilirdik. Son yıllarda ben Adanaspor'u yıllardır takip ederim. Son yıllarda ilk defa bu kadar hareketli bir son gün transferi yaşadık. Yani o kadar ki sosyal medyayla taraftarlara ulaşmaya çalıştım. İşte Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da ulaşmaya çalıştım. Onlara bilgi aktarmaya çalıştım. Ama bir ara o kadar başım döndü ki yani nerede ne paylaştığımı bile şaşırır hale geldim. O kadar ki yoğun geçti. Neler oldu bir anlatalım. Öncelikle Kaan Söylemezgiller'le bir anlaşma sağlandı. Tek yıllık sözleşme imzalandı. Sonrasında lisansı çıktı. Hemen ardından daha önce dile getirdiğimiz Özgür Özdemir, gurbetçi oyuncu stoper ve Mustafa Eğer'le Monaco altyapısından yetişen iki oyuncuyla sözleşme imzalandı. Bu iki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı. Tabi Mustafa Eğer Adanaspor'la imzayı attı, sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı. 3 saat sonra Zonguldak Kömürspor'a kiralandı. Neden böyle bir atılım yapıldı? Bu oyuncu gelecek vadeden önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi ve Adanaspor'da şu anda o bölgenin dolu olması nedeniyle Zonguldak Kömürspor'a kiralanarak orada maç oynanması istendi ki biliyorsun işte Serhat kiraya gitti Kozan Belediye dönüşünde Adanaspor takımında top oynayabilme şansı yakaladı. Evet, Atakan'ın kiraya gitmesi. Atakan da Zonguldak Kömürspor'a kiraya verildi. Ben şunu söylüyorum, ben Atakan'dan vazgeçmezdim. Bu benim kendi yorumum. Atakan'ın Kozan'da top oynayıp geldi. Aynı Serhat gibi çıkış yakalayabilirdi. Ama böyle tercih edildi. Mutlaka teknik heyetle konuşulmuştu. Ona göre karar verilmişti ve sonrasında da Zonguldak Kömürspor'a gitti. Ahmet Bahçıvan da Karacabey Belediyespor'a kiralık olarak verildi. O da 3. Lig ekibiyle mücadele edecek yeni sezonda. Tabii en çok konuşulan iki tane konu vardı. Furkan Özçal ve İrfan Can'ın Eğri Bayat'ın durumu ne olacaktı? Tabii Furkan'ın transferi biraz daha geç sürdü ama İrfan Can'ın durumu netleşti. Biliyorsunuz önce Trabzon istemişti, sonrasında imza aşamasında bozulmuştu. Beşiktaş'ın gündemine geldi, orada olmadı. En son düne kadar Başakşehir'le görüşmeler vardı. Ama Bursaspor'un kalecisini aldılar Başakşehir ve İrfan Can Adana'da kaldı, Adanaspor'da kaldı. Lisansı vize ettirildi. Tabii Furkan Özçal final oldu. Şimdi ben burada hep ısran bir orta saha diyordum. Furkan Özçal gelse yok der miyiz diyordum. Hayır demeyiz. Başkan Bayram Akgül, Furkan Akgül ve İbrahim Akgül. Bence hem hocanın istediğini yaptı hem taraftarın istediğini yaptı. Hocanın istediği neydi? Savunmaya yönelik bir orta sahaydı. Onu Kaan Söylemezgilleri alarak hocanın da istediği oldu. Bir tarafta sezon biliyorsunuz geçen sezon bittiğinden bu yana herkes ama herkes... Ben de dahil hep şunu söylüyordu. Transferin ilk günden bu yana ilk anlaşılacak oyuncunun Furkan olması gerektiğini söylüyordu. Sonrasında ne oldu? İşin finalinde Furkan'la da anlaşma sağlandı. Şimdi şöyle bir baktığımızda Furkan'ın da lisansı çıktı. Mustafa'nın da lisansı çıktı, kiraya gitti. İrfan Can'ın lisansı bize ettirildi. Tabii burada Kaan'ın da lisansı çıktı. Burada Özgür Özdemir'in lisansının çıkmaması sıkıntı gibi gözüküyor. Herkes bu konuda çok soru soruyor. Özgür Özdemir'in lisansı onaylandı. Onaylandığı için ya bugün ya yarın sertifikası, Almanya'dan sertifikası geldikten sonra lisansının Futbol Federasyonu internet sitesine düşeceğini tahmin ediyorum. Yani burada çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Buradaki önemli nokta sertifikanın onaylanmış olması, lisansın onaylanmış olmasıydı. Sertifikası da Alman Federasyonu'ndan geldikten sonra Özgür'ün de lisansının federasyona düşeceğini belirtebilirim. Son olarak da bu kadar yoğunluğun içerisinde Adanaspor milli maç arasında Kayseri'de Kayserispor ile hafta sonu bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Bunu da belirtelim. Son final sözüm de Levent Eriş'i olacak. Evet. Bence Adanaspor çok önemli bir kadro kurdu. Beklentiler çok yükseldi. Beklentilerin üzerinde bir kadro kuruldu. Bundan sonra Levent Hoca'nın işi çok zor. Düne yani bundan önce geçmiş senede, geçen senede yokluk içerisinde mücadele eden bir orta saha, bir forvet, bir savunma vardı. Ama şimdi varlık içerisinde mücadele edecek. Bunları iyi kullanabilecek bir Adanaspor var. İnşallah çok iyi olur. Ben hep şunu söyledim.
başta tecrübesiyle Bayram Akgül ama devamında Furkan Akgül ve İbrahim Akgül çok önemli işler yaptılar. Adana Spor emin ellerde, bunu çok net söylüyorum. Adana Spor'un yolu açık, bu gençlere destek vermek lazım. Ben gençlere güvendiğimi belirtiyorum.